Putin'den böyle bir teklif geldi. Kuzey yakın 1 ve 2'de biliyorsunuz bir sabotaj oldu, sızıntılar oldu. Dolayısıyla güvenilir bir güzergah olmaktan çıktığını düşünüyor Rusya. O nedenle Türkiye üzerinde boru hatlarıyla Avrupa'da isteyen ülkelere gaz tedariğinin yapılabileceğini söylüyor. Ve Türkiye'nin bu anlamda da bir merkez olmasını istiyor. Şu anda zaten Türkiye'de önemli Türkiye üzerinden petrol ve boru hatları Türkiye'ye geliyor ya da Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa ülkelerine kadar gidiyor, İtalya'ya kadar gidiyor. Güneydoğu Avrupa ülkelerini hedef alan, yani oraya gaz tedari için gerçekleştirilen bir proje. Biz özellikle Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Çünkü Avrupa'nın her bakımdan zayıflaması Türkiye'nin çıkarına değildir. Tam tersi bizim de aleyhimizedir. Avrupa'nın bu sorunlarının aşılmasında biz katkı sağlıyoruz ve sağlamak da isteriz. İşte tahıl anlaşması sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın ciddi bir şekilde içinde olduğu bir krizin hafifletilmesine katkı sağladı. Fiyatlar da uzun bir aradan sonra, 2009'dan sonra ilk defa bu kadar düştü tahıl fiyatları, gıda fiyatları. Sonuç itibariyle tabii Cumhurbaşkanımızın dün basın mensuplarında söylediği gibi bunun iyi bir şekilde çalışılması gerekiyor. Bunun için yapılacak yatırımlar var, bunların incelenmesi lazım. İlave boru hatları, Türkiye'de yapılacak tesisler, tabii borsanın oluşabilmesi için, fiyatların belirlenmesi için belli sayıda ülkeden gazın Türkiye'ye gelmesi lazım. O sayıya ulaştık ve belli miktarda olması lazım. Ve bu şu anda bile biz bu gaz fiyatlarının belirlenmesi için bir merkez olma hüviyetini kazandık. Ama böyle bir proje gelirse şu anda Avrupa'ya gidemeyeceği için özellikle Almanya ve İngiltere'de biliyorsunuz Londra'da ve Almanya'da gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler var, marketler var. Sonuçta ama bir taraftan bu yatırımların yapılması lazım. Diğer taraftan da tabii bu arz talep meselesi. Ne kadar ülke Avrupa'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Batı Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz. Böyle bir projeden gaz almaya hazır. Tüm bu boyutlarını beraberce çalışmak lazım. Beraberce çalışmak lazım ve ondan sonra zaten aşama aşama bilgiler de verilir. Türkiye'nin Rusya ile Batı'yı bir araya getirme girişimi olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ama Zelenski ile Putin'i kendilerinin de talebi üzerine geçmişte, özellikle Zelenski'nin bu anlamda çok talebi olmuştu ve Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirme çabaları oldu. Dışişleri Bakanları düzeyinde ve müzakere heyetleri düzeyinde Antalya'da ve burada İstanbul'da bir araya getirmiştik. Fakat liderler düzeyinde savaş çünkü ilerledi, ateşkes olasılığı azaldı. Böyle bir ihtimal de şu anda çok yakın bir zamanda görünmüyor. Ama inşallah olur. Ama çabalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın özellikle Prag toplantılarında söylediği şuydu. Yani Rusya'yı ve Putin'i eleştiriyorsunuz. Doğru. Biz de Rusya'nın yanlış politikalar olduğu zaman reddettiğimizi söylüyoruz. Kırım'ın ilhakını en son yine Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmeyle ilgili referandum dahil ve yine Ukrayna savaşı konusunda uluslararası toplumla beraber tutunduğumuz, sergilediğimiz tutum ortada. Fakat diğer taraftan diyaloğu koparmamak lazım. Her iki tarafla da görüşmenin faydalarını anlattı. Yani Batı'ya da tamam yaptırım da yapıyorsunuz ama yani sadece eleştirmek yetmez. Bu savaşın sona erdirilmesi için her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bu bir teklif değildir. Bu aslında bir tavsiyedir. Ve Rusya ile angajman sayesinde Sayın Putin'le kurduğu diyalog sayesinde pahalı anlaşmasının başarıyla sonuçlandırıldığını, yine esir takasının gerçekleştirildiğini, Rosatom'la Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
hem Türkiye'de hem de yine Zaporojya'da bir araya geldiğini, işbirliğinin tesis edildiğini anlatıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Sonuçta yarın sadece bir ateşkes olmayacak, basit bir ateşkes olmayacak, bir barış olmayacak. Mutlaka eninde sonunda olacak ama ne zaman olacak? Bu adil bir, özellikle Ukrayna için adil bir barış olması lazım. Ama şimdi yaptırımların kaldırılması, hangi şartlarla olacak, birçok yani Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var. Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri ve ABD'den bahsediyorum. Yarın bu noktaya gelindiği zaman bu temaslar zaten olacak. Böyle bir noktada Türkiye olarak tabii biz her zaman katkı sağlarız ama bu yönde şu anda somut bir girişimimiz yok. Biz daha sonraki aşamada yönetimin de tam destek verdiğini de yine söylemiştik. Gerek Biden'ın gerekse Dışişleri Bakanlığı'nın. Fakat kongreden bazı bu konu kongre gündemindeyken bazı kararlar alınırken koşullarla ilgili değişiklik önergeleri verilmişti ve bunlar kabul edilmişti. Bu şartlarda almanın bir anlamının olmadığını da söyledik. Özellikle yönetimin kongre düzeyinde kendi çabalarına ilaveten bizim de kendilerine katkı sağlamamız yönünde de görüşler, talepler de gelmişti. Bir taraftan milletvekillerimiz Washington'a giderek kongre düzeyinde girişimlerde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz BM Genel Kurulu marjında ABD'li senatörlerle bir araya geldi. Ve bu konudaki düşüncelerimizi kendileriyle de paylaştık. Ve ABD'nin yönetimin ve Pentagon'un görüşü, yani F-16'ların Türkiye'ye verilmesi sadece Türkiye'nin yararına değil, NATO'nun da yararına. Dolayısıyla ABD'nin de çıkarına uygun olduğunu söylüyorlardı. Bu doğrultuda şimdi sizin söylediğiniz gibi geçti. Fakat tabii bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım. Aleyhte kampanya yürüten senatörler de oldu. Onlarla da konuşuldu. Büyükelçiliğimiz ve Büyükelçimiz Murat Bey ve arkadaşlarımız da sahada Washington'da sürekli temas halindeler. Ve umarım bu şekilde sorunsuz neticelenir. Şartlı bir şekilde almanın yani kullanamayacağınız şey almanın da bir faydası olmaz. Bunu da bu vesileyle bir kere daha söylemiş olalım. Ermenistan'la şu anda imzalayacağımız bir taslak anlaşma yok ya da bir anlaşma üzerinde müzakeremiz yok. İlişkilerin normalleşmesi için hangi adımları atacağız, hangi güven arttırıcı adımlar atılacak bunları konuşuyoruz ve atıyoruz Ermenistan'la. Özel temsilcilerimiz maalesef hepsi yurt dışında olmak üzere 4 defa bir araya geldiler. Ama en son Türkiye'de ve Ermenistan'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. Ve Prag'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan Paşinyan'la yaptığı ikili görüşmede de bu teyit edildi. Bundan sonraki toplantılar, görüşmeler Türkiye'de ve Ermenistan'da olacak. Antalya Diplomasi Forumu marjında Ararat Mirzoyan'la de bir görüşmem oldu, bunu biliyorsunuz.